Evet arkadaşlar, az önceki hadis-i şerifte ne vardı? Dört şey Arş-ı Rahman'ın altındaki hazinelerden indirmiştir. Bunlardan birincisi Fatiha-i Şerif. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Fatiha ve ayetel kürsü okuyana o gün cin, şeytan zarar veremez ve nazar değmez. Deylemi. Evet. Fatiha ve ayetel kürsü okumak cin ve şeytanların şerrinden muhafazadır. Hayrı en çok olan sure Fatiha'dır. Her derde şifadır. Fatiha her derde şifadır. En faziletli sure Fatiha'dır. Arkadaşlar, geçen söyledim yine söyleyeyim. Allah Celle Celaluhu dört kitabı Kur'an'da topladı. Kur'an'ı Fatiha'da topladı. Fatiha'yı nerede topladı? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Fatiha suresi Allah Celle Celaluhu'nun diyor gazabını önler. Ne kadar acayip bir şey değil mi ya? Fatiha suresi zehirlere şifadır. Az önce ben size ne dedim arkadaşlar? Biraz hastayım dedim değil mi? Bak vallahi de bu hadisleri görmeden söyledim size. Ama biliyordum. Çünkü Fatiha'nın her derde olduğunu biliyorum arkadaşım. Hastaysanız okuyun. Kendinizi okuyun, çocuğunuz hastaysa çocuğu okuyun, hanımınızı okuyun, annenizi okuyun, babanızı okuyun. Neyse ne? Okudun mu Emre 41 tane? Maşallah. Okuyun abi, bir daha okuyun yani. Şifa olsun inşallah. Bir sahabi Fatiha suresini okuduğunu söyleyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah aşkına bak, Allah'ın adını verdim. İyi dinleyin burayı bak. Yemin ederim ki Allah Celle Celaluhu ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da, ne de Furkan'da o surenin benzerini indirmemiştir. Allah Allah. O namazlarda tekrar edilen 7 ayet olup bana verilen Kur'an-ı Azim'dendir buyurdu Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Allah Allah, Tirmizi. Ya bak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yeminine bak ya. Böyle bir sure yok diyor. Dört büyük kitapta böyle bir şey yok. O kadar büyük. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim. O Rahman ve Rahim'dir. Rahman sıfatıyla bu dünyada hem kafirlere hem Müslümanlara, bütün yaratılmışlara merhamet ediyor. Rahim sıfatıyla mahşerde sadece Müslümanlara merhamet edecek, acıyacak. Maliki yevmiddin, din gününün sahibidir. Yani kıyamet gününün sahibidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bak bu ayet çok önemli arkadaşlar. Hepimizin es geçtiği bir ayet. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Şunu hakkıyla bir kere okumak var ya. Bak burayı hakkıyla bir kere okumak bizi var ya böyle şahlandırır Allah'ın izniyle ya. Rabbim Celle Celaluhu bizi ayetin sonunda gelen ihtina sıratel müstakim. Yani sıratel müstakim doğru yol üzerinde olanlardan eylesin. Amin. Amin. Lanetlenmişlerin Yahudilerden eylemesin. Amin. Amin. Allah Allah. Gayr-ı mağdubi aleyhim ve lazzalin. Allah Allah. Amin. Amin. Çünkü arkadaşlar bak şunu da söyleyeyim. Mesela mesela imamla beraber okuyoruz, ne yapıyor? Şey, imam ne yapıyor camide mesela? Velavvallin. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Amin. Mesela bunu camide birisi amin derse ne yapmış oluyor arkadaşlar? Kuvvetli sünnet yapmış oluyor. Evet. Mesela bunu Vahabi misin? Hayır arkadaşım, bunun Vahabi'yle alakası yok. Haberiniz olsun. İmamın Fatiha'yı bitirdikten sonra velavvallin, biz ne yapacağız? Amin. Bunu bağırarak değil de normal kendi duyabileceğim şekilde amin diyebiliriz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İyi dinle, müjde. Bir kimse diyor İmam Fatiha'yı bitirdikten sonra amin derken aynı anda diyor melekler de amin der. Kişinin söylediği aminle meleklerin diyor söylediği amin denk gelirse o anda o kişinin bütün günahları dökülür. Ne kadar acayip bir şey ya. Rabbim nasip etsin. Amin. Amin.
Fatiha deyip geçmeyecek kardeşim. Ve de dediğim gibi arkadaşlar, verallin amin. Biraz çok fazla olmasa da biraz uzatabilirsiniz. Amin değil. Amin. Hocam, hayır. O uzatma amin. İşini zenciler çok yapıyor. Tamam bak bizim ben beraber... bir daha bak. Amin. Bu kadar. Bu kadar. Amin. Bu kadar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'la otururken, sohbet ederken bir melek geldi. Dedi ki, senden önce hiçbir peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nurla seni müjdeliyorum. Bunlar Fatiha Suresi ile Bakara Suresinin son ayetleridir. Bu ikisini okursan istediğin mutlaka verilir. Müslim. Fatiha ve Amener Resulü. Bak şimdi. Arkadaşlar iyi dinleyin burayı. Ama iyi anlayın. Bak rica ediyorum iyi anlayın. Ashab-ı kiramdan biri yılan sokan bir kabile reisine Fatiha suresi okuyunca Allah Celle Celaluhu'nun izniyle hasta şifaya kavuştu. Kabile reisi 30 koyun hediye etti. Bu hadis-i şerif benden öncesi okumuştum. Sahabi caiz olup olmadığını bilmediği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip sordu. Ya Resulallah böyle böyle bir iş oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne okudun dedi. O da dedi ki Fatiha suresini okudum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Fatiha'nın şifa olduğunu nasıl bildin? Allah Allah. Ve burada aslında şöyle bir fetva çıkıyor arkadaşlar. Hani millete okumak, okuyup para almak caiz mi diye. Bunun fetvası şudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ya Resulallah bu 30 koyun adam 30 koyunu hani şey mi? Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? O koyundan bir parça da bana aynı dedi. Ya. Neymiş arkadaşlar? Caizmiş. Ama bu işi milleti dolandırarak aha gel okuyayım üfleyeyim bilmem seni ne yapacağım bak uçuracağım seni Pegasus hava yollarıyla bilmem ne gel. Hayır abi. Çünkü arkadaşlar Fatiha suresi o kadar büyük bir sure ki Allah Celle Celaluhu bu sureyi bize hususen özel bir ikram diyeyim size daha doğrusu ikram olarak göndermiştir. Fatiha suresini güzel okumak lazım. Rabbim hakkıyla okuyanlar denesin. Amin. Amin. Evet arkadaşlar. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'rufi ve tenhevna anil munkar ve tu'minu